Şefkati nasıl canlandırırız abi? Ha, şefkati nasıl canlandırırız? Çok güzel bir soru. Eyleme dönüştürecektik ama sen de acele ettin. Güzel, hoşuma gitti tam yeri. Vicdaniyatımızı inkişaf ettirerek. Vicdaniyat nasıl inkişaf eder? Hepimiz deriz. Vicdan, vicdan, vicdan da. Vicdan nedir? En güzel bir lügat tarifiyle piyasada rastlayacağınız en ileri seviyedeki izah şudur. Çalışan bir insan olarak söylüyorum, buna çalıştım. Haşir meydanında hesap mahkemesi var ya, hak ve batılın ortaya çıkacağı günün, o haşir meydanının küçük nümunesi insanın vicdanıdır der. Ama Risale-i Nur ileri gidiyor. Şimdi şefkati nasıl inkişaf ettireceğiz? Vicdaniyatını inkişaf ettirir. Vicdaniyat nedir? Yar onu, karpuz gibi. Vicdaniyatın içine girdiğimiz zaman irade, his, zihin, latife-i Rabbaniye var. Şefkatini veya latif duygularını, ulvi duygularına inkişaf ettirmek istiyorsanız iradenizi sünnet-i seniye uydurunuz. Sünnet-i seniye yaşayarak, hissinizi kalbinize bekçilik yaparak, kalbinize Ayşe, Fatma, Ali, Hüseyin'in, doların, markın, arabanın, binanın, arsanın girmesine mani olarak parayı kazanacaksın, cebine koyacaksın, kalbe koymayacaksın. Arabayı garaja koyacaksın, buraya koymayacaksın. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Tefekküre alışarak sonra bu latif duygularını inkişaf ettiren, bu konuda nümune olan insanlarla oturup kalkmayla latifelerimiz inkişaf eder. Dördünün birleşmesinden vicdan gelişir. Vicdan gelişirse ulvi latifeler kendisini ifade eder. Nasıl ifade eder? Sadakattır, ihlastır, muhabbettir, aşktır, şefkattir, sururdur, memnuniyettir dersin. Hemen başlarsın ondan sonra. Allah'ım senden çok memnunum. Allah aşkını ilan edersin. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ki peygamberimizde de aşkım var. Böyle ilan edersin yani. Allah'a sevgini ilan edersin. Ne demek biliyor musun? Bak. Allah'ım senden memnunum. Bana yaptığın icraatların farkındayım. Ve bunu sana takdim ediyorum. Allah'ım senden memnunum. Allah'ım. Ey Allah değil. Allah'ım. Allah yok. Allah'ım diyeceğiz. Sahiplenmek şeyini kullanacağız bir daha sonra. Ekini.